NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun yaklaşan bilimsel operasyonlarını tartışmak için, pazartesi sabahı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda teleskobun kaydettiği, göz kamaştırıcı yıldız görüntüleri yayımlandı. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görev alan Michael M. Sevein, teleskop hizalama sürecinin, beklediğimizden daha iyi bir performansla tamamlandığını, bildirmekten memnuniyet duyuyorum diye konuştu. 10 milyar dolarlık uzay teleskobu, şu anda Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki, L2 noktasına konuşlanmakla meşgul. Bu da aracın gezegene Ay'dan, 4 kat daha uzak olacağı anlamına geliyor. Gelmiş geçmiş en güçlü uzay teleskobu diye nitelenen cihaz, henüz tam anlamıyla faaliyete geçmedi. Ancak teleskobun düzgün çalıştığından emin olmak için, veriler toplanmaya başladı. NASA da zaman zaman teleskoptan yakalanan görüntüleri paylaşarak, James Webb'e yönelik heyecanı taze tutuyor. Basın toplantısında sunulan fotoğrafta, Samanyolu galaksisinin uydu gökadası diye nitelenen, Büyük Magellan Bulutu ayrıntılı biçimde görülüyor. Büyük Magellan Bulutu, daha önce şu anda emekliye ayrılmış olan, Spitzer Uzay Teleskobu'nun kızılötesi dizi kamerasıyla görüntülenmişti. İki görüntüyü karşılaştıran araştırmacılar, James Webb'in ayrıntılı gözlem gücünü gözler önüne serdi. Avrupa Uzay Ajansı'nda görev alan astronom Christopher Evans, bu, Webb'in önümüzdeki yıllarda bizim için yapacaklarının, gerçekten güzel bir örneği ifadelerini kullandı. James Webb, evrenin derinliklerine bakacak. 25 Aralık'ta Avrupa Uzay Ajansı'nın, Ariane 5 adlı kargo roketiyle fırlatılan gözlem aracı, 1990'dan beri uzayın derinliklerini gözlemleyen, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak. Teleskop en az 5 yıl çalışacak şekilde tasarlandı ama, bilim insanlarının son hesaplamaları teleskobun, 20 yıldan uzun süre çalışmak için, yeterli yakıta sahip olabileceğini gösteriyor. Geliştirilmesine NASA'nın öncülük ettiği teleskobu, 15 ülke ortak işletiyor. Teleskop, dünya benzersiz mi? Ona benzer başka gezegen sistemleri var mı ve evrende yalnız mıyız gibi çok temel sayılan ama henüz tam olarak yanıtlanamamış soruların peşinden gidecek. Gözlem aracı, birbirinden epey farklı öte gezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, dünyanınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak. Teleskobun bir diğer amacı da, yıldızların evriminin daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Kızılötesi ışıkta gözlem yapan araç, bir zaman makinesi görevi görecek. Güçlü teleskopları kullanarak çok uzaktaki gök cisimlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cisminden gelen ışığın, dünyaya ulaşma süresi uzadığı için, zamanda geriye bakma imkanı yakalıyor. NASA yetkililerine göre James Webb Uzay Teleskobu, 13 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluştuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlü.